Evet sevgili arkadaşlar, bugün Aydın, Didim, Altınkum, Çamlık mahallesindeyiz. Çamlık mahallesi biliyorsunuz en elit mahallelerden bir tanesi. Denize 400 metre mesafedeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde iki tane bitişik nizam, ikisi de yola bakan, girişleri ayrı, müstakil havuzlu villa tanıtacağım size. Buyurun hep beraber gidelim. Kusura bakmayın çok aceleci davranıyorum. Malzemeler daha bitmedi. Temizliği bitmeden ben size yerin sunumunu yapacağım arkadaşlar. Burası giriş kapımız. Giriş kapımızı açtıktan sonra Sinan Bey gösterecek size. Burası yüzme havuzumuz arkadaş. Arkadaşlar yüzme havuzumuz. Ufak da olsa yazın rahat olur. Yani çoluk çocuk buraya girebilir. Bütün kapı pencerelerde alüminyum panjurlarımız mevcut. Villanın girişine doğru gidiyoruz. Sessiz yalıtımlı, hakikaten çok güzel bir yer. Giriş kapısına gitmeden önce arka taraftaki bahçeyi de tanıtmak istiyorum. Bahçe duvarları gerçekten çok güzel bir şekilde yapılmış, malzeme var. Üstünde yaklaşık 40 santim bir mermer konulmuş. Peyzaj koymuş. Buralarda ışık led sistemleri var. Onları ben şu anda açamadım. Ama açıldığında gerçekten gece görüşü çok güzel. Görüyorsunuz şu lambalar güzel bir şekilde gece görüşünde çok güzel bir yani iyi bir şekilde süslemiş arkadaşlarımız. Buraya bir barbekümüz var. Hemen barbekünün yanında da mutfak tezgahımız var. Buraya bir mermer gelecek arkadaşlar. Bu mermerin üzerinde mutfakta grili yaparken yani mangalınızı yakarken burada da elinizi yüzünüzü yıkayıp bulaşığınızı kapkacağınızı temizleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Aynı zamanda mutfaktan da çıkış var buraya. Arka tarafta mutfak var, ön tarafta salon var. Şimdi evimize doğru giderken şöyle bir çelik kapımız var değerli arkadaşlar. Çelik kapımız hem parmak iziyle şunu dikkat etmemiz lazım. Hem parmak iziyle şurada açtığın zaman parmağını okutuyorsun. Aynı zamanda burada da kapı şifresi var. İstediğin şifreyi değiştirebilirsiniz. Yani son derece güvenlikli bir kapı. Kapımızı gördünüz. Şimdi hemen ben hol kısmına gidiyorum. Sinan Bey kapıyı kapatacak. Holu tanıtacağım size. Sağlı sollu bir salona bir mutfağa girişimiz var. Tabii ben istiyorum ki hanımlar için mutfak çok önemli. Ben istiyorum ki önce mutfağı tanıtayım. Değerli arkadaşlar, şimdi mutfağımıza doğru giriyoruz. Mutfağımıza girerken son derece ferah, geniş, güzel bir mutfağımız mevcut. Gerçekten tavan aksesuarlarından olsun. Hani mutfakta şu anda mutfağımız komple beyaz. Şu anda jilet'im var. Yeni yapı. Biz şu anda acele ettik, tanıtımını yaptık. Tabii bittikten sonra, genel temizlik olduktan sonra biz tekrar mutfağımızı tanıtacağız. Bakın mutfağın alın kısmında led ışığımız var. Ben şu anda yakıyorum. Led ışık hiçbir şekilde hani şurada görüyorsunuz gizliden geliyor. Şu anda tam işçiliği bitmediği için şurada bir şey var. Hemen buzdolabı yeri, fırın, mikrodalga, bulaşık makinesi. Yani son derece güzel, harika bir sistemle yapılmış. Burada da sert üstü ocağımız mevcut. Tabi burası kesilecek. Bankoya baktığınız zaman mermeritten yapılmış değerli arkadaşlar. Son derece geniş, ferah bir şeyimiz var, mutfağımız var. Burada da demin ben anlatırken hemen panjuru kaldırmaya çalışıyorum. Barbekü alanına gidiyor. Arka taraftaki bahçe alanına gidiyor. Mutfaktan direkt barbekünün tarafına gidip orada tam açmak istemiyorum. Ama gene de açalım. Sinan Bey barbekü tarafını size göstersin. Aynen arka tarafı size tanıtmıştım ben. Tekrardan böyle kameradan alsın. Bu şekilde bizim villamız. Tekrar panjurumuzu indirmeye çalışıyoruz. Çünkü akşam oldu. O herhangi olumsuz bir şey olmadan kapımızı kapatıyoruz. Son derece ferah, güzel, geniş bir mutfağımız mevcut arkadaşlar. Aynı zamanda şurada da bir penceremiz mevcut. Mutfağımızı gördünüz. Mutfaktan çıkıyoruz. Hol alanı gördünüz. Gördüğünüz gibi çelik kapımız mevcut. Tabii salon kısmına geçiyorum. Değerli dostlar, salonumuz son derece ferah. Hakkınızı helal edin. Miraç Bey, neden böyle bir evi hemen bitmeden tanıtıyorsunuz? Çünkü söz verdiğim gibi her gün yeni portföyle geleceğim.
Her gün size Didim'i tanıtacağım. Değerli arkadaşlar, salonumuzu gördüğünüz gibi burada bir sürme kapımız var. Bu sürme kapı havuz alanına bakıyor. Yani yüzme havuzunun olduğu yere bakıyor. Tabii yeni girdiğim için şu anda açamadım. Bu tarafta normal bahçe alanına çıkıyor. Şurada da bir girintili bir yer var. Sinan Bey gösterecek. Burada da sabit camlarla ışık fazla girsin evinde yola cepheyiz. Gerçekten harika bir yer. Tabii kat kaloriferi komple döşemişler. Yerden ısıtmalarını yapmışlar. Binayı size tanıtırken bir şey atlattım. Hakkınızı helal edin. Çünkü biz de heyecanlanıyoruz. Bir an önce hani güzel portföyle karşılaştığımız zaman gördüğünüz gibi villamız akıllı sistem arkadaşlar. Şurada güvenlik, interkom, kapıcı, kapı, eve giriş, senaryo, akıllı alarm, ayarlar, evden çıkış. Yani cep telefonla Avrupa'nın hangi ülkesinde olursanız olayın evinizi kontrol altında alabiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz, güvenliğini sağlayabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, şimdi burada bir el yüz yıkama yerimiz mevcut. Sinan Bey gösteriyor. Klozet, lavabo, hakikaten güzel yapmışlar. Şimdi alt katı tanıttık, bahçe alanı tanıttık. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Çünkü ışıklar kapalı halde çıkıyorum. Yukarıda kendi elimle, kendi imkanlarımla açacağım. Merdivenleri görüyorsunuz. Siyah ve beyaz granitlerden döşenmiş. Alın kısımlarında da LED ışıklar verilmiş. Saat şu anda 6:30'a geliyor. Halen çalışıyoruz arkadaşlar. Şu merdivenden çıkarken şurada da spot lambalarımız var. Aynı zamanda aynalı olacak bunlar. Tabii bitmedi. Erken tanıtıyoruz şu anda sizlere. Değerli arkadaşlar, buradan da birinci kata çıkarken sağlı sollu iki tane odamız var. Biz önce arka taraftaki odaya girelim. Sonra ön taraftaki odamızı tanıtıyoruz. Bismillah deyip içeri giriyoruz. Evet. 10 metrekare bir odamız mevcut. Yatak başları gördüğünüz gibi onlar da LED ışık gelecek. Burada da arka bahçe, barbeke tarafına bakan sürme kapımız. Gerçekten kaliteli ve güzel bir şekilde yapmışlar. Zemine baktığın zaman ne seramiktir ne bir başka şeydir. Laminat parkedir sevgili arkadaşlar. Çok pahalı malzeme kullanmış. Tabi temizlik yapılmadan göze gelmiyor. Yani temizlik yapılması lazım bu güzelim eve. Değerli arkadaşlar, burada da Sinan Bey tekrar banyoyu göstersin. Siyah granit tercih edilmiş. Siyah duşa kabin yapılmış. Hilton dolabı gerçekten kaliteli. Aynı zamanda siyah granitin arasına da alüminyum nikalaj aynalı köşe bentler kullanılmış. O da ayrıca bir güzellik katmış eve. Değerli dostlar, Sinan Bey hemen gösteriyor. Akıllı sistemin merkezi burada. Yani alarmdan, kamera sisteminden, panjur kontrolünden bütün evin akıl sistemi burada. Şimdi buradan ikinci odamızı tanıtalım. Evet, ikinci odamız gerçekten güzel ve geniş, ferah bir oda. Yola cepheyiz değerli arkadaşlar. Hemen panjur sistemini kaldırıyoruz. Yatak başlarında ekstradan güzel bir boya koymuş, yani dekoratif anlamında. Yatak başlarını vavyen şekilde de prizlerini koymuş. Şu anda da ön tarafa güzel bir balkonumuz mevcut arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Yola cepheyiz. Evet, yola cepheyiz. Gördüğünüz üzere havuzu görüyoruz. Köşe konumunda olan bir villa değerli arkadaşlar. Köşe konumunda olan bir villa. Az ilerisinde de daha bir hafta önce tanıtmıştım. 5+1 bir villa tanıtmıştım. Onu da YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Fiyatı 3.250.000 TL sevgili arkadaşlar. Tanıttığım villa bu değil. Bunu daha sonra size açıklayacağım. Değerli arkadaşlar, şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıkarken Sinan Bey tavan kısmını da gösterebilirsin. Gene dediğim gibi bu spot lambalar mevcut şurada. Gene sağlı sollu iki tane odamız var. Geniş koridorumuz var. Gene banyomuz var. Tabii üst kattaki bu odamız daha geniş, daha ferah. Hemen bunu da tanıtalım sizlere. Gördüğünüz üzere çok güzel ışık sistemlerinden tavanı süslemiş.
Bazı evlere gidiyorum, basık oluyor sevgili arkadaşlar. Buranın normalde tavan yüksekliği 2.70 olması gerekirken şu anda 3 metre tavan yüksekliği. Elektrik priz aksamında hiçbir sıkıntı yok. Yeterli yoğunlukta kullanmış. Klima sistemlerinde zaten alttan hepsini duvar içinden geçirmiş. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yaşamayacaksınız. Şimdi burada bir banyomuz daha mevcut. Gördüğünüz üzere klasik bir şekilde klozet eksik, vitrifiye malzemeleri tam olarak gelmedi. Bunu en kısa sürede tekrar temizliği yapıldıktan sonra size sunumunu yapacağım değerli arkadaşlar. Yaklaşık 5 metrekare bir banyo, Hilton dolabı, duşakabini gerçekten güzel. Şimdi dördüncü odayı tanıtacağım arkadaşlar. Dördüncü odamız da bu şekilde. Bu da son derece geniş, ferah, güzel bir oda. Hemen odanın önünde de bir terasımız mevcuttur. Terasın burayı da isterseniz kapalı alana çevirebiliyorsunuz cam balkonla, ama bana göre hiç gerek yok. Böyle güzel bir balkonda oturup zevkle çevreyi seyretmeniz lazım. Hakikaten denize o kadar yakın ki şu anda denizin kokusunu bile alıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bu sunumu yaparken merak ediyorsunuz, bu güzel evin fiyatı ne kadar? Tabi bitmemiş, ufak tefek eksikleri vardır. Temizliği eksiktir. Biz de acele ediyoruz. Her yeni portföye yetişmeye çalışıyoruz. Bunu size tanıtma ihtiyacını duyduk. Bu güzel villamız 4 artı 1 ayrı mutfak, 3 banyo, 3 WC'den ulaşıyor. Özel müstakil yüzme havuzu, müstakil girişli. Bu güzel villamızın fiyatı 1 milyon 400 bin TL sevgili arkadaşlar. Bu villanın fiyatı 1 milyon 400 bin TL. Umarım beğenmişsinizdir. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.